Merhabalar. Müşterilerimizden gelen talep üzerine yuvarlak malzemelerin phase array ultrasonik muayene ile uygulama videosunu çekiyoruz. Bilindiği gibi yuvarlak malzemeler formundan dolayı bazen küçük ya da büyük çaplı problar yüzeye oturmayabilir. Bu tür malzemelerin muayenesinde biz probu 180 derece eksende hareket ettirerek muayene yapmamız gerekir. Dolayısıyla konvansiyonel probları bazen bu tür uygulama zor hale gelebilir. Şimdi bunlara yönelik radyuslu takoz tasarlıyoruz biz. Bu takozlar küçük çaplar için de olabilmekte. Bu tür böyle büyük çaplar için de olabilmekte. Şu şekilde. Şimdi burada muayenede kullanacağımız malzememiz 14 mm kalınlığa sahip. Oldukça küçük, bir parmak kalınlığında bir malzeme. Malzememizin yüzeyin hemen 2 mm altında bir delik var. Diğer tarafında 6 mm yaklaşık merkezde bir tane deliğimiz var. Bunları göreceğiz. Malzememize jelimizi sürdük. Kaplant için. Şimdi cihazımızın ekranını 18 mm'ye ayarladık. Burası yüzey. Burası 18. mm. Probumuzu malzemeye temas ettirdiğimiz zaman bu almış olduğumuz sinyal 14 mm arka duvarımızdan bizim geliyor. Probumuzu bu şekilde ilerlettiğimizde şuradaki arka duvara yakın olan hatayı ekranımızda bu şekilde görebiliyoruz. Biz bu probumuzu malzememizi takoz içerisine çevirdiğimiz zaman aynı hatayı farklı açılarda tarama yaptığı için şu şekilde bütün açılarda ekranımızda görebiliyoruz biz. Yine şu an arka tarafa yakın hale geldi. Şu an arka duvara yakın. Malzememizi çeviriyoruz biz. Burada hatamızın farklı açılarda hareket ettiğini görebiliyoruz şu an. Yüzeye yakın olan, yaklaşık yüzeyden derinliği 1,5-2 mm. Yine burada yüzey çözünürlüğü içerisinde oradaki hatamızı görebiliyoruz. Bu şekilde hatayı bütün eksenlerde görebildik. Şimdi diğer taraftaki hatamızı geçiyoruz. Şu an malzememizde arka duvar sinyalini görüyoruz sadece. Diğer tarafa jelimizi sürdük. Probumuzu temas ettirdiğimiz zaman burada yine arka duvar sinyalimizi görüyoruz. 14 mm orası. Probumuzu birazcık hata kısmına doğru getirdiğimizde şurada orta kısımda 6 mm derinlikteki hatamızı bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Malzememizi çeviriyoruz şu an. Hata orta kısımda olduğu için bu şekilde onu takip edebiliyoruz. Tabii bu tür malzemelerin daha pratik halde muayenesi için takozlarımıza şu şekilde su besleme deliği de açabiliriz. Dolayısıyla takozumuzun altına su beslemesi yapabilir. Bu şekilde daha seri halde pratik uygulamalar yapabilmekteyiz. Ya da takozların yüzeyi düz olarak kullanıldığı zaman laminasyon ya da bir döküm malzeme buradan kaplantımızı vererek pratik muayeneler yapabiliriz. Bu tür uygulamalarla alakalı detaylı bilgi almak için web sitemiz ndtteknik.com sitemizi ziyaret edebilir. Firmamızla iletişim kurabilirsiniz. Teşekkür ederiz.